2021 yılının ilk gününden herkese merhaba. Yeni yılın hepimize, bütün dünyaya, bütün insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Umarım çok güzel bir yıl olur, bütün sıkıntılar geride kalır ve yeni yılda gönlünüzden geçen ne dilerseniz umarım hepsi gerçekleşir ve hakkımızda hayırlı olur. Bugünkü tarifimiz yumurtalı ıspanak. Bunun için malzemelerimiz: bir yarım kilo kadar ıspanağım var. Güzelce sirkeli suda beklettim ve yıkadım, süzüldü. Yazdan yaptığımız domates sosumuz var. Yazdan doğrayıp, streçleyip dolaba attığım kırmızı biberim var. Bir kuru soğan doğradım. Birazcık kaşar peyniri var. Böyle küçük bir çay bardağı kadar. 2 yumurta, sıvı yağ, tuz ve pul biber. Bu kadar. Şimdi öncelikle ısıttığım tavama soğanları alacağım, bir çevireceğim. Sonrasında sırayla ekleyeceğiz. Bu kapya biberim 1 adet biber bu arada. Ben çok yakıştırıyorum. Yeterince kavruldu. Domates sosumuzu da ekleyeceğiz. Bu arada domates sosunun içinde zaten közlenmiş kırmızı biber var yine. Yeşil biber, sarımsak, domates ve zeytinyağı. Ispanağımızı da ilave ediyorum. Bu şekilde çevirmek zor olacak. Tava dolmuş oluyor şu anda. Ama kapağını kapattıktan sonra o buharla sönecek. Ondan sonra karıştıracağım. Bir 5 dakika kapağı kapalı kaldıktan sonra sönecek zaten. Evet, şimdi çevirebiliriz. Azıcık tuz ilave edeceğim. Çünkü ıspanak tuzu sevmez. Yeterli bu kadar. Bir yandan da 2 yumurtamızı çırpıyorum. Üzerine eşit bir şekilde dökeceğim. Bu
ve üzerine rendelediğim kaşar peynirinden de serpiştireceğim. Hem yapımı kolay, gördüğünüz gibi, hem de inanılmaz lezzetli bir tarif. Kahvaltıda olsun, beş çaylarında olsun yapabileceğiniz bir tarif. Hem lezzetli hem de yapımı çok kolay. Şimdi peynirini serpiştirdikten sonra 2 dakika kapağını kapatacağım. Peynirler eridikten sonra tamamdır. Evet, kapağını aldım. Kırmızı biber serpiştirdim. Siz isterseniz sevdiğiniz baharatlardan da ekleyebilirsiniz. İnanılmaz kokular geliyor. Artık tamamdır. Altını kapatacağım ocağın ve servis için tabağa alacağım. Tabağa almak için böyle bir 2 dakika falan dinlenmesi lazım. Ondan sonra daha kolay, bütün bir şekilde çıkarması kolay olacak tavadan. Evet, tabağı aldım. Servis için hazır. Peynirler eridi. Gerçekten enfes. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Rabbim evlerinizden huzuru, sofralarınızdan bereketi eksik etmesin. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız, destek olursanız sevinirim. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.